Söylemek istersiniz herhalde. Teşekkürler. Öncelikle ilk sorunuza cevap, bu iddialar doğru değildir. Nereden çıktığını bilemiyorum ama birden dün akşamüstü Türkiye'nin gündemine oturdu. Türkiye Büyükelçiliği Meclisi'ndeki tartışmalara da yansıdı. Gerçek dışı bir haberin etkilerini de gördük. Kesinlikle böyle bir şey doğru değildir. Söz konusu bile olmamıştır. Birinci sorunuza gelecek olursak, sizin de söylediğiniz gibi Eğit Donat programına ilişkin mutabakat belgesi dün imzalandı. ABD ve Türkiye arasında bakanlığımızda dün imzalandı. Ve uygulamanın Mart'ın ilk günlerinde başlamasını öngörüyoruz. Hedefini zaten biliyorsunuz. Muhalefetin güçlendirilmesine, eğitilip ve donatılmasına yönelik bir programdır. Ve biz uzun zamandan beri 114 ülke tarafından tanınan Suriye Ulusal Koalisyonu'nun ve arazideki bunlara bağlı grupların desteklenmesinin uluslararası toplumun bir yükümlülüğü olduğunu söylüyorduk, vurguluyorduk. Ve bu mutabakat bu yönde atılmış önemli bir adımdır. Tabii bu belge çerçevesinde Türkiye'de bu çalışmalar yapılacak. Amerika ile Türkiye birlikte yürütecek. Ve ana unsurları konusunda Türkiye ve Amerika birlikte karar alacak. Ve bugünü Türkiye'nin iradesine aykırı herhangi bir iş de yapılmayacaktır. Buna benzer bazı yorumlar olduğu için söylüyoruz. 1500-2000 civarında Suriyeli muhalife Türkiye'de eğitim verilecek ve donatılacak yılda. Diğer ülkelerde de bu çalışmalar devam ediyor. İngiltere'nin Lübnan'da buna benzer çalışmaları var. Aynı şekilde Suudi Arabistan ve Katar'da Eğit Donat programına ev sahipliği yapacaklarını açıklamışlardır. Dolayısıyla Türkiye'de 1500-2000 civarında olduğunu düşünürsek diğer ülkelerde de bu rakama yaklaşık muhalefetin eğitilip donatılacağını söyleyebiliriz. Buradaki amaç elbette Cenevre bildirisi temelinde gerçek bir siyasi dönüşümün sağlanması ve aşırıcılıkla ve terörle mücadelede ve muhalefete tehdit unsuru oluşturan tüm rejimde dahil bu unsurlarla mücadelede muhalefetin güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Ve muhalefetin imkan ve kabiliyetleri bu şekilde daha da geliştirilecektir.